Assalomu alaykum. Bugungi videomizda shu parketni polni qilinishini, ya'ni injenerni doskadan parketni polni qilinishini kliyega terilishini batafsil ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Videoni kuzatib boring. Birinchi bo'lib polni yaxshilab har xil chiqindilarni shpaklyovka yopishgan joylarini ko'chirib, changini yaxshilab tozalab olamiz. Tozalangandan so'ng gruntovka surtib chiqamiz polga. Shu surtilgandan keyin, ya'ni gruntovka obshi surtilgandan so'ng yaxshilab e'tibor qiling. Gruntovka yaxshi qurish kerak. Kamida 3-4 soat qurish kerak. Quruq joy bo'lishi kerak, ya'ni parketni pol, ya'ni injenerni doskadan qilamiz bugungi polni. Ya'ni o'sha polning o'zini alohida mana shu gruntovkasi bor. Mana shu gruntovka uchun pol quruq bo'lishi kerak. Chunki agar pol quruq bo'lmasa, mana shu gruntovkani ham qurishi juda sekin bo'ladi. Qurilgan gruntovkani surtib chiqamiz. Avvalik shpatel sutka yordamida surtib chiqilsa bo'ladi. E'tibor qiling, juda ham shpatel bilan qilishlaringni maslahat bergan bo'lardik. Qirib yaxshilab juda ham mayin sloy qilsalaring yetarli. Chunki qurishiga ancha qarab turishga to'g'ri keladi, juda sekinroq quriydi. Qurgandan so'ng birinchi qatorini terib, ya'ni birinchi, ikkinchi qatorlarini o'ziga moslab tayyorlab olamiz. Lazerga qo'yib devor tomonga kimkalik o'rviniga tushirib olamiz. Keyin klesini tayyorlab, duv komponentni klesi bor. Mana shu ikkinchi indikatorni qo'shib aralashtirib klesini tayyorlab olamiz. Shuning uchun birinchi ikki-uch qatorini tayyorlab olishimiz sababi, chunki kley 2-3 soatgacha uzoq bilan 2-3 soatgacha ishlatsa bo'ladi, shundan keyin juda qiyin qotib qoladi. Shuning uchun boshida qiyinroq joyini tayyorlab olib, keyin kleyni tayyorlashni maslahat bergan bo'lardik. Keyin dalshi shunday davom ettirsa bo'ladi. Shunday 2-3 qatorini tayyorlab boshlanishida shunday asosiy qiyinroq joyini tayyorlab olib, keyin kleyni tayyorlash kerak. Xo'sh, mana shunday juda oson. Hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz bu injenerni doskani qulayliklarini. Hozir kleyning qalinligi 3 mm. 3 mm'lik gribyonka shpateldan foydalansa bo'ladi. Zir bu yerda shunday holatda besparok ikkinchi, uchinchi xonalarga ham bemalol qo'shib ketsa bo'ladi. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz. Buni har tarafiga bir-biriga razmerlari bir xil emas, har xil razmerda bo'ladi bu. Shuning uchun mana shu injenerni doskadan olishlaringni maslahat berardik. Zakazchiklarga ham shuni maslahat bersanglar, buni qilish juda oson. Har tarafidan bemalol bir-biriga kirgizilib, joylashtirib ketsa bo'ladi. Ya'ni polni shu orqali qilish juda oson. So'ng yana bir maslahat. Kafelga qo'shiladigan tomonlari bo'lsa, agar obyektda bir xil o'rvinda bo'ladigan bo'lsa, kamida 3-4 mm zazor qoldirishlaringni maslahat berardik. Chunki paroq qo'yilganda mana shunday ingichka 1 sm 3 mm paroq bor, juda ham chiroyli chiqadi. Mana shuni kli bilan
mahkamlaştı. Bir de kol keladı. Şimdi kol attı. Kılınsa buladı. Cüda ham olsun. Kıyınca yok. Her bir işte bir kıl uğruyunda her bir konularda konularda kırış tarafı biz barok. Barok koyulmaya. Cüda ham çıralı çıkadı. Kılmış cereyanı cüda ham olsun. Yediği hangi buluşu mümkün masjüde hamçı rolü. Zamanı hazır ki zamanda cüda hamen şu ota bulgen. Şimdi önceli kıyın joyu yok. Şu cüda hamçı rolük. Kuturgenizdek şofu özgüne bölünüp duradı. Özgü has dizayn giyge. Biraz kıl şok bölüm çıkabiliyem. Biraz şimdi kanalımızda abone olup koyun. Kengi videolarda şu kvartira remontu de kvartiranın remontu bu içe opşi harbor videolarını çıkarıp olalım. Boramız kanalımızda koşulayım.